Herkese merhaba. Bugün 5. bölümün ilk kısmıyla birlikteyiz. Konumuz beta kat sayılı. Videoya geçmeden önce 4. bölümde anlatılan hisse senedi risk birimi konusunu biraz daha detaylandırdım ve Türkiye için sayısal bir örnek hesaplaması ekledim. Ancak önce izninizle bir iki konuda düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. İlk olarak uzun süredir ve heyecanla beklenen Profesör Asvat Damodara'nın değerleme için küçük kitap adlı çalışmasının Scala Yayıncılık tarafından Türkçe literatüre eklenmesinden çok mutluyum. Bu arada buradaki resimler ilk bulduklarımdı. Dolayısıyla rastgele bir seçim yaptım. Diğer resmi gönderen herkese de paylaşımları için teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen resimler, güzel sözler ve katkılar için teşekkürlerimi bir kere de buradan sunmak isterim. Bunun için ayrı bir yazıyı da en kısa sürede yine internet sistemde paylaşmayı düşünüyorum. Tekrar teşekkürler. Diğer bir konu ise yine Profesör Damodaran ile 4 gün süren değerleme eğitimimdi. Kitaplarını ve blogunu okumak önemli tabii ki ama profesöre doğrudan soru sorabilme ve kendisinden canlı ders alabilme imkanı çalışmalarıma derinlik kattı. Dilerseniz şimdi tekrar isteseniz risk primine dönelim. Yatırım yaparken elimizdeki finans kapitali güvenli getiri sağlayan bir yatırım aracından riskli bir yatırım aracına yönlendirdiğimizde karşımıza ek bir prim çıkmaktadır. İşte geçen bölümde Profesör Damodoran risksiz getiri sağlayan 10 yıllık tahvillerin üzerindeki bu ilave primi hisse senetleri için hisse senedi risk primi olarak tanımlamış ve bunun geriye dönük ya da ileriye yönelik hesaplanabileceğini aktarmıştı. Tabi burada kişilerin riske karşı duyarlılıkları ile bir piyasa olarak hisse senetlerinin sınıf olarak riski ve ülke piyasa riskleri etkili olacaktır. Ayrıca ister geriye ister ileriye doğru olsun yapacağımız tahminlerin hatalara açık olduğunu unutmamak gerekir. Zaten Damodaran Hoca da Implied Premiums başlığı ile sunmuş olduğu grafikte 1960 ve 2012 yılları arasında zımni hisse senedi risk primi ile hisse senedi risk primi arasındaki farkları zaten vurgulamıştı. Ayrıca burada vadeye kadar getiri kavramını bir kere daha hatırlatmak isterim. Yine bu bono tahvil Eurobond yazısının devamında yer alan vadeye kadar getiri bundan sonraki hesaplamalarda oldukça önem kazanıyor. Buradaki örnekler ve formüller kullanılabilir daha iyi anlaşılması açısından. Tarihi ve zimli hisse senedi risk birimlerinin değerleme üzerinde ve dolayısıyla yatırım kararımızda ciddi etkisi olmaktadır. Dolayısıyla karar verirken dikkat etmek gerekmektedir. Vakit çabuk geçiyor o yüzden daha önceki videoda Brezilya için Damodaran Hoca'nın Yapmış olduğu hesaplamayı bu kez Türkiye için ben de tekrarlayacağım. Bu tabloda yine benzer şekilde değerleri göreceğiz. Bunlara ulaşmaya çalışacağız. Bunun için daha önce hazırlamış olduğum ve paylaşmış olduğum Twitter'da da kredi derecelendirme kuruluşlarının Moody's, Standard Poor's, Fitch olarak farklı ölçeklerde ama aynı mantıkla çalıştıkları ve kırmızı çizginin üzeri daha güvenli, altı ise riskli spekülatif olarak değerlendirildiği bir derecelendirme tablosu var. Profesör Asvat Damodoran da her senenin başında bu tablosundaki değerleri güncelliyor. Bu bilgileri de dolayısıyla onun kendi blogundan aldım. Notları ise kurumların kendi sitelerinden ve internetten açıklamalarıyla birlikte derlemiş oldum. Ülkelere ilişkin 2021 yılının başında temerrüt riski farkları yani default spread'ler bu şekilde verilmiş. Şimdi kredi notunda hemen tablomuza dönüyoruz. Brezilya için 8.43, %8.43 olarak hesaplamıştık. Bunun dağılımına bakalım. %5.80'i ABD için bulmuş olduğumuz 7.54'lük değerin oradaki risksiz getiri oranıyla farkının alınmasıyla elde ediliyordu. Bunu daha sonra düzelterek kullanmış 8.43'ü bulmuştuk. Peki Türkiye için bu nasıl olacak? Önce ilk işimiz kredi notlarını kıyaslamak. Brezilya için BAA2 iken Türkiye için BA2 olarak verilen not bize burada bir fark olduğunu gösteriyor. Ne farkı? Default spread'ler yani temerrüt riski farkı var. Brezilya'ya göre Türkiye daha riskli olduğu için tekrar tablomuzdan bakabiliriz buna. BAA2 ve BA2 için karşılık gelen değerler farklı olduğundan Buna ilişkin bir hesaplamayla önce bunu düzelttik. %2.40 olarak aldım. Bu arada tekrar belirteyim bu eski bir hesaplamadır. Aynı tarihteki verileri kıyaslamak için geriye dönük olarak yaptım. Türkiye için güncel bir değer %9.40 değildir. Bu daha yüksek 10 ile 11 arasındadır şu anda. devam ettiğimizde yine benzer bir düzeltmeyle ABD'deki %5.80'i ve temelüt farklarını kullanarak bulduğumuz değeri Yine aynı katsayıyla çarptığımızda %9.40'lık bir değer elde etmiş oluyoruz. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi 5. bölümde beta katsayılarıyla Damodaran Hoca'nın açıklamalarına bakalım. So let's say you have a risk free rate. You've estimated an equity risk premium. You now have the ingredients for estimating the expected return for an average risk investment. But what if your investment is not average risk? you need a measure of relative risk right you need to tell me whether a stock is twice as risky or ha or is half as risky as an average risk stock that's basically what a beta tries to do now beta comes with a lot of baggage a lot of theory baggage because it is derived from risk and return models that are fundamental to finance that not everybody agrees with here's the basic message i'd like to deliver in this session i will go through the process of how conventional betas work and how you might be able to estimate them better but I'll also offer you choices, alternatives to conventional betas, which try to measure the relative risk of an investment. I hope at the end of this session, you will be able to answer that question. So, in the last two sessions, we've covered the first two ingredients of a discount rate model or a cost of equity model. One is the risk free rate, which can be a little bit of work, and an equity risk premium, which requires a little bit of thought. This session, I want to focus on the third input into this process. And let's put the, the basics here. If you have a risk free rate and an equity risk premium, you have the ingredients for estimating the cost of equity for an average risk company. But what if your company is not average risk? So, the core of what we're going to try to do in this session is talk about how to measure that relative risk. How do we say whether a company is one and a half times more risky than the average company or half as risky as the average company? Now, I'm going to use beta as my way of talking through this process, but I want to set the table on all of the different ways you can think about relative risk. There are these approaches that have come out of modern portfolio theory, and we've got to be grateful for those because they've put some rigor into the process, whether it's beta, betas, or multiple betas. They're all approaches that build off traditional portfolio theory. You can just look at stock price based approaches where you can look at the standard deviation of a stock relative to the average, but you're still trusting market prices. You can use accounting measures, accounting ratios, earnings variability. But ultimately, what I want out of this process is a measure of relative risk. What I'm trying to say here, though, is if you don't like betas, don't give up on relative risk. Think of a different way of measuring relative risk, and we're on the same page. So I'm going to start off with the CAPM beta, because much of what we know about valuation is still built around the CAPM beta if you go back and review the capm, the capm, all of the, the exposure to mar market risk or macroeconomic risk is captured in one number, the beta. and if you've taken a finance class, or even if you've just browsed through a finance class, we've all been taught how to estimate beta in exactly the same way. we've all been told, run a regression. a regression of returns on the stock against returns on a market index. the slope of the line is the beta. that should be pretty simple to do, right? so let's try this out. i took embraer. And I ran a regression. I came up with a beta. That should be my answer, right? That's the beta I used in my evaluation. But then I took Embraer again and I ran another regression and I got a very different beta. The first message I want to deliver is when you talk about a regression beta, the answer you get can depend upon how you set up the regression. How you set up the regression on the following terms. First is what period did you run the regression over? What index did you use? Did you use daily returns or weekly returns or monthly returns or annual returns? A regression beta is just a way of thinking about beta, and it's not a very good way of thinking about beta. It gives you a statistical answer to what is the beta for the company. And many of these regressions, one thing to remember is when you get a coefficient, which is what the beta is, that coefficient comes with a standard error. In other words, it could be wrong. And if you look at the regression output, it actually tells you how wrong you could be. The number that captures that is the standard error of the beta. And let me give you a statistic. The median standard error, the typical standard error for a beta estimate for a US company is about 0.20. You say, what are you talking about? If I told you the beta for Coca-Cola from a regression is 1.10, and I told you the standard error is 0 0.20, here's what I'm telling you. The true beta for Coca-Cola could be as low as 0.7. That's two times 0.2 below 1.1, or 1.5. That's two point two times 0.2 above 1.1. A beta estimate is a noisy estimate, and especially if you're using one regression, one slice of data, that noise can overwhelm your estimate. You say, "What if my regression looks really good?" Be very careful. The worst beta estimates often come from the best-looking regressions. Here's my favorite example for this. This is a beta page I printed off for Nokia a long time ago. Now, Nokia is a Finnish company. And when I asked for a beta from the, from the service I use, which is Bloomberg, this is the page that showed up. It's a great looking regression, right? If you define great looking as high R squared, low standard error, but it's deceptive. It's deceptive for the following reason this is a regression of Nokia against the Helsinki Stock Exchange. And you know what percentage of that exchange Nokia was at the time of this regression? It was about 80%. So, what you have is a regression of Nokia against Nokia. It tells you absolutely nothing about how much risk Nokia will add to your portfolio if you're an investor. So, here's what I'd like you to do. When you think about betas, stop thinking about a single regression delivering the number that you're going to use as your beta. Instead, start thinking in macro terms. The beta for a company does not come from a regression. It comes from three choices that that company makes.